Selamünaleyküm arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Güneşli bir Kartepe günü bugün. 8 Aralık Perşembe. Şu an öğlen saatleri, saat 2 olması lazım arkadaşlar. Şimdi hayvanlarımızı sağladık hava güzel olunca. Birkaç gündür yağmurlu. Biliyorsunuz alttan yetiştirdiğimiz yarkalar var. Bakın burada cüce koşinler, Japonezler, klasik ve Black Modded görüyorum. Blue Modded vardı bir tane. Ölmüş ama cenazesini de göremedim. Yani şurada bir parçalanmış kanat görüyorum. Fare mi halletti, ne yaptı bilemedim. Geçen bunları göstermiştik size. Yarkalarımız büyümeye devam ediyor. Bunlar taze kan olarak devam edecek. Bugün size diğer taraftaki kümesleri göstereceğim ama geçen bir arkadaş aradı. Köpekler ne oldu dedi, köpekleri göremiyoruz. Arkadaşlar köpekleri şöyle arkaya bağladık. Sınırlara. Çünkü tilki ve sansar olayı köyde çok var. Allah'a şükür köpek olduğunda sıkıntı yaşamıyoruz. Sonbaharda bakın yapraklar dökülünce bahçe açıldı. Şimdi geçen videoda bahsetmiştim. Yeni inşaatımız devam ediyor. Bu köpekler orada Allah izin verirse arkadaşlar bağlanmayacak. Niye? Orada çevre duvarlarımız olacak. Şimdi niye bağladığımızı size göstereceğim. Evet, Yumak Efendi'yi özleyenler bayağıdır yumağa çekmiyoruz. Oğlum gel, oğlum gel. Gel bakayım. Gel gel. Bakın arkadaşlar, Yumak adam oldu. Ama asıl sürpriz aslan. Aslan çok büyüdü. Tam bir kangal oldu arkadaşlar. Bakın şu ölçülere. Şöyle göstereyim. Kafa, boyun. Şimdi arkadaşlar bu köpekleri bağlamamızın sebebini göstereceğim. Bakın benimle oyna diye oradan havlıyor şimdi bana. Şimdi arkadaşlar bunları bağlama sebebimiz bu. Köpekler telin altını kazıp, bakın şuradan çok net görünüyor. Kazıp kaçıyorlar arkadaşlar. Değil mi lan? Mamanı bitirmişsin. Hatta bakın bir tane de bırakmış. Yani günlük şöyle söyleyeyim arkadaşlar, 15 kilo mama bizim 3 tane. Şimdi rüzgarın yanına da geçeceğiz dişi kangalımızın. 15 kilo mama 5 gün gidiyor. Bir öğün de onlara kemik haşlıyoruz. Yani kemik, ekmek. Hani onlar ekstrası evde kalanlar. Ona rağmen 15 kiloluk mama bize 3 gün gidiyor. Biliyorsunuz bizim paşa Golden'ımızı Ercan abi göndermişti. Bu kaçma olayından dolayı o da bağlanınca arkadaşlar kendini kaybediyor hayvan. Hayata küsüyor. Onu Samsun'a Ercan abiye geri götürmüştük. Şimdi 3 tane kangalla devam ediyoruz. Yumak çok fena, Yumak. Acayip böyle oyuncu bir köpek. Devamlı sizle oynamak istiyor. Rüzgar. Kıcın. Bakın arkadaşlar. Rüzgar niyeyse normalde bence. Yani şu an normal köpek boyutlarını geçti ama. Bir kangal boyutuna gelmedi. Niyeyse böyle bir küçük kaldı. Bir kanlı ishal geçirmişti arkadaşlar. Biliyorsunuz bu yan tarafta inşaat yapılırken. Dışarı çıkıp girme olayında. Diğer hayvanlardan bulaşmıştı. Gençlik hastalığı. Bir 3 gün veterinerde yattı. O tedaviden sonra. Hiçbir sıkıntısı olmadı rüzgarın ama bakın biraz önce yaklaşık 1 kilo mama verdim. Mamasını da tamamen yedi. Aynı mamayı yiyor. Yani diğerlerine 3 ölçek, buna 2 ölçek veriyorum. Şu bizim 0,8 litrelik civciv kapları var ya. Ondan 2 ölçek buna veriyorum. 3'er ölçek öbürkilere veriyorum. Yani direkt bitiriyor mamasını. Yemesinde hiçbir sıkıntı yok. Ama bence boylanmadı. Yani tamam daha küçüktü. Yavru gelmişti bu arkadaşlar. Bayağı küçüktü. Ama bence geçirdiği hastalığın etkisi çok büyük. Bu arada şu ligorinlerimizi de şöyle göstereyim. Güneş keyifleri arkadaşlar. Hayvanlar salındığı zaman böyle inanılmaz keyifli oluyorlar. Toprakta eşeleniyorlar. Bitini, piresini, böceğini döküyorlar toprağa. Şimdi inşallah diğer tarafta bütün hayvanlarımız bu konfora ulaşacak. Yani şimdi ligorinler her gün salınıyor ama hani lan yumurtalar? Evet arkadaşlar, astroloplarımızı da şöyle bir göstereyim. Onlar da tüylerin düzlüğü sayılır. Bakın bir maşallah esirgemeyin. Astrolaplarımız gayet kasalı güzel hayvanlar. Erkeğimiz de şimdi tüylerini yapıyor. Bakın eksikleri var hala, uzun kuyruk tüyleri çıkmadı. Bunlar burada arkadaşlar bayağı güzel verim alıyoruz. Ama bugün yumurta göremedim. Yemleri, suları var. Geçen sularını devirmişlerdi. Şu an suları tamam. Bunları bir yer yaptık. Oraya alacağız. İbrahim'in orada da astrolop var.
Onları birleştirebiliriz. Şimdi arkadaşlar yeni kümes yapma olaylarına burada girmiyoruz artık. Niye? Diğer tarafta zaten sistemi kuracağız. Bizimkilerde abi kardeş kavgası var. Yasir rahatsız olduğu için okula gitmedi. Onlar da bahçedeler hava güneşliyken. Şimdi burada yeni kümes yatırımı yapmıyoruz artık arkadaşlar. Denemelerimizi yaptık. En verim aldığımız kümesler daha önce de birçok kez bahsettiğimiz üzere dış ortamla direkt temas eden, yani böyle kapalı alanda değil de bir cephesi açık. Onu da genelde güney cephesi veya doğu cephesine denk getiriyoruz. Rüzgarlardan çok etkilenmemesi için. Biliyorsunuz Türkiye'de hakim rüzgarlar, soğuk rüzgarlar genelde Poyraz, kuzey yönünde. O yüzden kümesleri yaparken dikkat edelim buna arkadaşlar. Mesela bu kümesimiz deneme kümesiydi. Çok verim aldık. Biraz önceki kümesimize serander kümesi diyoruz. Onda gayet güzel verim alıyoruz. Ama bu kapalı kümeslerden memnun değiliz işin aslı. Çok daha izolasyonlu kümesler. Bakın gaz betonlar. Diğer kümes sıvalı, böyle betonarme bir kümes. Çatılarıyla her şeyle çok izolasyonlu. Ama lakin bunlar da ne oluyor arkadaşlar? Şöyle bir bahsedelim. Hazır konusu gelmişken. Yani burada bütün hayvanların havası birbirine karışıyor. Yani yaşıyor mu? Yaşıyor. Ama verim olarak. Yani bakın mesela burada şimdi hayvanlar kafeslerdeler. Dış ortamla yeterince açık camımız var. Normalde bakın bu cephede ve güney cephede yine camlarımız var. Ama bence hayvanın direkt güneş görüyor olması lazım. Biz bunu birkaç modelde kümeste denedik. Ve şu an benim favorime doğru gidiyorum ve bugün güzel bir sürprizimiz de var. Beni çok mutlu etti. Bir kötü bir güzel sürpriz oldu bu arada arkadaşlar. Her video çekeceğim gün bir hayvan kaybına başladık. Yani bu bizim Tolbant Viandot tavuğumuz vardı bir tane, böyle yürüyemiyordu. 6+1 başlamıştık. Bir tavukta da aynısı olmuştu. Bugün baktım bunu da kaybetmişiz. Şu an 4+1 takım. Ama asıl güzel sürpriz. Bakın Tolbant'ların yerdeydi yumurtalar arkadaşlar bu arada. Yumurtalarını buldum. 5 tane yumurta yapmışlar. Bu kümese ben 4-5 gündür uğramıyorum. Biliyorsunuz bu bizim kümesimize ayda bir uğrasanız yeridir. Şimdi bugün Tolbantlar dışarıda. Lekenvel derler, tüylerini düzüyorlar arkadaşlar. Şöyle bir kapıyı açıp göstereyim. Bayağıdır şey yapmamıştım. Bakın böyle bir tüyler karman çorman. Bu arada ızgara tabanlar tamamen doldu. Dalma bana. Tamamen doldu. Amacının dışına çıktı şu an arkadaşlar. Bunların temizlenmesi lazım. Yani geçen videoda bahsettim. Bayağı bir yoğunluğumuz var. Malum öbür tarafta inşaat, düğün müğün derken, yani düğün olalı bir ayı geçti ama anca işte ufak ufak toparlanıyoruz. İnşaat da bayağı bizim mesaimizi alıyor. Aynı zamanda aile işlerimiz de oluyor. Çocuklar hasta, bitmeyen hastalıklar var bu sene. O yüzden kümeslerimizin bir şöyle 2 günlük bir mesai lazım. Hatta böyle bir yardımcı bir arkadaş olsa süper olur. Öyle bir temizlik işimiz var. Bunlar 5+1 arkadaşlar. Devam ediyor. Lekenvellerlerden bu sene inanılmaz verim aldık. Yani yumurta anlamında süperlerdi. Hasta oldular, ölmediler. Kesinlikle kayıp yaşamadık. Mükemmeldi. Şimdi bizim efsanemiz Alman Warwerkler. Bunları yeni izleyen kullanıcılar için söyleyelim. Takipçilerimiz için. Bunları Almanya'dan yumurtalarını getirdik arkadaşlar. Bakın bu hayvanlarımız da tüyden çıkıyorlar. Şöyle göstereyim. Tüyleri yeni çıkıyor. Tüye girmişlerdi, yumurtayı kestiler ama aha 4 tane yumurta gelmiş. Başladılar demek ki. Yani size helal olsun. Arkadaşlar bildiğiniz yumurta tavuğu gibi yumurta yapıyor. Ve kasaları, renkleri görüyorsunuz. Yani bu sene yoğunluk olmasaydı bir güzellik yarışması oldu biliyorsunuz. Yani bu horozu götürme niyetindeydim. Ama tam bizim böyle düğün zamanına denk geldi. Bir de arkadaşlar tüy değişim zamanı yapıldı. Ne kadar doğruydu bilmiyorum ama bakın tavuğum, şöyle tavuğumuzu bir göstereyim hazır yukarıdayken tüyünü yapmışken. Sadece boyun, kuyruk ve kanat ucu arkadaşlar olması gerektiği gibi. Bakın hepsinde öyle. Yani olay budur. Warwerk'in zaten bilenler biliyor. Warwerk'lere şu ana kadar hiç civciv elimizde kalmadı. En rahat civcivini sattığımız hayvanlardan biri. Bunlar arkadaşlar bir gün çıkıyorsa bugün dışarıdalar. Yani olay şöyle, eskiden şeyle beraber salıyorduk. Ne derler ona? Bizim Tolbantlarla. Tolbantlar yumurtaya başlayınca bunları salmadım. Bir gün şimdi bunları salıyoruz. Warwerk'leri. Bir gün Lakenvel derleri. Bir gün limon paylarımızı. Bakın limonlarımızla 2+1 devam ediyor. Yumurta geldi mi lan? Bu horozumuz da acayip kavgacı. Aynı hayati gibi. Bu cücek kuşun
ırkında Hintlik var diyorlar ama Hint horozu insanlara şey yok. Evet, yumurta yok. Ama acayip kavgacı bir horoz, çok dövüyor beni. İnanılmaz dövüyor. Ama cüce koşinin benim favori rengim limon pay cüce koşin. Arkadaşlar bu kümesler efsane oldu. Ya diyorum ya ayda bir uğrasanız yeridir. Yani şu olayı yapın. Gelin ayda bir yumurtanızı toplayın. Hayvan yok, soğuk doydu buydu, hiç etkilenmiyor. Bakın böyle kilitli kapılarımız var. Bunlar arkadaşlar demirdir, direkt çesan. Ve burada silver brakeller. Biliyorsunuz horozumuz yoktu. Horozları bizim şöyle çok ürkekler arkadaşlar. Irk olarak silver braker çok ürkekti. Horozları bizim Ercan abiden almıştık. Paşayı verdiğimiz zaman fazla horozu vardı. O da bizim tek tavuğumuzu bildiği için bize iki tane horoz vermişti. Tavuğumuz yumurtluyordu, tüye girdi. Şu an yumurtayı kesti. Ama silver brakel de yumurtacı bir ırk. Yani çok güzel yumurta yapıyor ve renk olarak da arkadaşlar bakın şöyle biraz pisletmişler. Burada bir ishal durumu var anladığım kadarıyla, çünkü ızgara dolmuş ama buralar boş. Çünkü bir üzerlerinde kirlilik var. Ama renk olarak arkadaşlar yine Beşiktaşlı arkadaşlarımızın çok tercih ettiği bir renk ve güzel bir renk. Benim sevdiğim bir rengi. Daha önce biliyorsunuz limon brakelimiz vardı, bir türlü verim alamadık. Gold brakelimiz de hala var. Şimdi benim yeni favorim. Kümeste en sevdiğim canlar ve yumurta yapmışlar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Her ne kadar birini kaybetmiş olsak da. Şöyle hamağın üstünden atlayayım. Hamağa oturayım. Arkadaşlar yaptığımız olay bu. Bakın. Şöyle güneşe gelseler çok daha güzellikleri belli olacak. Bunları böyle oturup izliyoruz. Viyandotlar çok yem yiyor, evet. Yediği yeme göre yaptığı yumurta boyutu küçük. Hani hayvan iri bir hayvan. Bakın arkadaşlar tavuklar falan kocamanlar. Yumurta boyutu küçük. Ama bence süs tavuğu olarak, yani her süs tavuğu hobicisinin kümesinde bulunması gereken bir ırk. Yani bunun bir rengini bence bulundurmak lazım. Niye? Kendine has özellikleri olan bir hayvan. Yani gayet, bakın şöyle göstereyim. Gayet güzel hayvanlar. Böyle ibiği, yapısı, ayak büyüklüğü, her şeyi çok başka. Yani başka bir ırk bu. Renkleri görüyorsunuz. Şu an gölgedeyiz arkadaşlar. O tarafta güneş var. Gölgede olmamıza rağmen, ki biliyorsunuz pikseller gerçek güzellikleri yansıtmaya yetmiyor. Yani şimdi horozlar zaten biliyorsunuz güzel oluyor. Ama şu tavukların rengini görüyor musunuz? Müthiş. Dostlar. Özellikle ses çıkarmıyorum arkadaşlar. Şöyle bir güzelliklerine doyun istiyorum. Yani her biri gerçekten, yani her canlı güzel. Her birinin ayrı bir güzelliği var. Ben Ligolini bile çok seviyorum. Lakin Kolbant şöyle gelseler güneşe çok güzel olacak ama. Gel bili 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 bili. Bunlar bili bilden anlamıyor. Şöyle bir tohumluk salatalığımız vardı. Şunu atalım. Gel bili 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 bili. Bakalım gelecekler mi? Gel gel gel. Evet, birinin dikkatini çekti. Biri gelse diğerleri de gelecek. Yok. Bize güneşte güzelliklerini göstermeyecekler. Evet dostlar, durumlar böyle. Bayağıdır kümesleri çekmiyorduk. Haklı olarak kızdınız bize. Lakin daha güzel, daha böyle çeşitli içerikli videolar çekme adına şu an inanın ki çalışıyoruz. İnşaatımız devam ediyor. Kümeslerimiz bittikten sonra, yani orada inşaatımız bittikten sonra arkadaşlar nasıl diyeyim, zahmetimiz biraz daha olacak. Daha az olacak. O yüzden videolara daha fazla zaman ayırabileceğiz. İnşallah o zaman her gün düzenli videolarımızı paylaşabileceğiz diye hayal ediyorum. Yeni bir şey çıkmazsa. Ve bu hobiye başlayacak arkadaşlara şiddetle tavsiye ettiğim kümes modeli budur. Çok güzel verim alıyoruz dostlar. Kapı yerini tamamen tel bırakıyoruz. Geri kalan yeri kapalı. Çatısı
akıtmasın. Hani gerisi gerçekten hiç problem değil. İşte -17'yi gördük biz geçen sene burada. Yani o rekordu. Normalde -7, -10'ları çok fazla görüyoruz kışın Kartepe bölgesinde. Ama hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz soğuktan yana. Yazı da güzel geçirdik çünkü yazın hayvanlar bunalmadı. Bence bu kümesi bir de önüne kendi bahçeleri olduğu zaman inanılmaz verim alacaksınız. Deneyenler var. Teşekkür mesajı gönderenler var. Bize yaptıkları videoyu gönderenler var. Belki bunlardan derleme bir video da yapılabilir. Ama yeni kümesimizde, yeni projemizde bunu bir adım daha öteye taşıyacağız. Ama dediğim gibi onu daha önce de bahsetmedik. Hani dedik ki sürpriz olsun. Bunu yaptığımızda size bütün detaylarıyla göstereceğiz. Bir kümes baştan aşağı nasıl yapılır profesyonel olarak, süs kümesi. Çünkü endüstriyel kümes olarak çok fazla video var. İşte otomatik yemleme makinesinden tutun da nipel suluklara, kümese, çadır olsun, diğer betonarme, trapez, saç, hani hepsiyle yapılmış kümes videoları var. Ama süs tavukçuluğu hobisine özel, böyle profesyonel, endüstriyel diyebileceğimiz kümes yapım videosu yok. Yani bizim bu tarz yaptığımız kümesler var ama bunlar arkadaşlar bizim kendimizin yaptığı kümesler. Nispeten profesyonel zaten, hani daha ne olacak? Kapısı demir, her yeri beton, işte duvarı gaz beton, çatısı işte ahşap artı membran. Hani daha ne olabilir gibi düşünmeyin. Gerçekten çok güzel verim alacağımızı düşündüğümüz bir projemiz var. Yeni yerde inşallah bunun böyle bir 100 serilik belki video gelebilir, öyle söyleyeyim. Hani su tesisatından başlayıp yemleme sistemine, ızgarasına, bahçesine, kapamasına, yani uçan kuştan fareye kadar her şeye böyle bir tedbir aldığımız bir sistem, bir proje tasarladık. İnşallah bunu yaparken keyif alacağınızı ve herkesin faydalanacağını düşünüyorum. Evet dostlar, kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Ve bu yeniliklerden haberdar olmak için zille basmanızı tavsiye ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.